Geceki ilk konuğumuz Dilek Sabancı. Hoş geldiniz Dilek Hoş Hanım. Nasılsınız? Sabancı. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok mersi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Sizin girişinize bayılıyoruz. Sağ olun. Bayan çok olarak. Ederim. Ne güzel. Allah nazardan saklasın. Amin. Zaten nazardan saklasın dediniz. Hemen izleyicilerimize göstermek istiyorum. O kadar nazik ki Dilek Hanım bana böyle bir hoş bir nazar boncuğu kolye almış. Çok teşekkür Küçük ederim. Küçük bir bayram var manası evet. size. Evet çok teşekkürler. Bu arada iyi bayramlar diliyorum size de. İyi bayramlar diliyorum ben de size. Şimdi Dilek Hanım 3 Aralık tüm dünyada ve Türkiye'de engelliler haftası. Evet. Biraz sizinle sohbetimize başlarken bu konuyla ilgili olarak başlamak istiyorum. Tabii. Önce Türkiye... Engellilerin rahatça yaşayabileceği bir ülke konumuna gelir mi? Gelir, gelmedi ama henüz. Gelmedi, evet. Gelmedi. Gelmesi için çok çalışmak gerekiyor. Çünkü en önemli sorunlardan bir tanesi altyapı. Özellikle bedensel engeller konusunda. Hı hı. Bugün Türkiye'de yollarımız eksik. O asansörlerimiz eksik. Engellilerle ilgili park yerlerimiz eksik. Tuvaletinden tutun. Yani birçok altyapı sorunu var. Görme engellilere baktığınız zaman yine öyle. Mesela gelişmiş ülkelerde... Görme engellilerin özel e, trafik ışıkları var karşıdan karşıya geçmek için. Yani bunlar eksik Türkiye'de. Artı e, görme engelliler birlikte mesela köpekle eğitimler oluyor. Köpekle yürüyorlar, ediyorlar. Yani bu tür çalışmalar da e, eksik Türkiye'de. İnşallah bunlar bir, bir, zaman içerisinde düzelecek. Siz umutlusunuz yani. Umutluyum ama biraz zaman alacağını düşünüyorum. Aslında kanunlar var benim bildiğim. Hı hı. Fakat onlar uygulanmıyor yeterli derecede. Ee, çok şükür ki bir milletvekilimiz oldu evet. biliyorsunuz. Ee... AKP'den hı hı. onun da çok etkisi olacağını zannediyorum ama bu bir kişinin iki kişinin yapacağı şeyler değil bir, de bu bir sanki ekip işi. Bir bana şey gibi geliyor Dilek Hanım yani kişiler kendi başına böyle bir şey gelmeden anlamıyorlarmış ve duyarsız kalıyorlarmış kesinlikle, gibi geliyor. Kesinlikle kesinlikle. Biz de biz en büyük problem Türkiye'de empati yaratamıyoruz hı hı. maalesef. Anca başımıza geldiği zaman bir takım olayların farkına varıyoruz. Yabancılarla bence aramızdaki en büyük fark o. Onlar daha kolay empati yaratabiliyorlar Doğru. ve başlarına gelmeden bile bir takım sorunların önlemlerini alabiliyorlar. Onun için de zaten gelişmiş ülkeler diyebiliyoruz bu konuda. Çünkü bunun öğrenimle ilgisi yok, eğitimle ve kültürle alakası var. Küçük yaşta o şekilde eğitiliyorlar. Aynen. Hatta siz bile mesela hani bu özel olimpiyatları yapmak için ne kadar çok çaba sarf ettiniz. Oradaki bir konuşmanızı okudum ben biraz önce. <laughs> ee, yani Dilek Sabancı olmanıza rağmen sponsor bulmakta çok, çok zorluk çekmişsiniz. Kesinlikle. Yani e, özellikle soyadımdan dolayı zorluk çekiyorum hala. Fakat bunun tam tersi olması gerekiyor. Her türlü sorun, engellilerle ilgili olsun, diğer konular olsun ama burada bunu konuşuyoruz. Herkesin problemi yani Türkiye'nin problemi Sabancı'nın dilek Sabancı'nın problemi, problemi değil. değil tabii Dolayısıyla ki. firmalardan ben burada bağış bekliyorum artı sponsorluk bekliyorum. Ya el ele verirsek e, bir takım problemleri çözeceğiz. Her şeyi devletten Bunu beklemek değil. de olmaz. Tabii. Her şeyi bir aileye yıkmak da olmaz. Yani yanlış bu. Bu yani parsellenmemek lazım. Bu koç ailesinin bu Sabancı ailesinin bu ezacı başının diye düşünüp de ya davranmak yanlış. O zaman biraz topu sacı atmak oluyor. Onun için Türk firmalarından ve yabancı firmalardan ve bireysel kişilerden bağış ve sponsorluk bekliyorum. Tekrar altını çiziyorum bunu. Evet inşallah yani bu empatiyi kurarlar bu şekilde. Ee, bir de yani Hiçbir şey belli değil ki hayatta. Evet. Yani her an herkesin başına gelebilir Allah böyle korusun, bir şey. Yani, Allah kim korusun kimsenin gelmesin. Aynen yani Ama bir trafik kazası geçirsin bu şekilde bir şey olur ya da bir beyin kanaması geçirirsin, her şey olabilir. Da hiçbir şekilde aynen ne, ne konuştuğunu ne yaptığının farkına varamazsın. Aynen. Onun için e, yani e, onları da düşünerekten hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz. Daha çok empati yaratabilmeliyiz. Bu da zannediyorum dediğim gibi biraz e, eğitimle bağlantılı biraz kültürle bağlantılı. Ama belediyelerimize ve bürokratlarımıza da altyapı sorunuyla ilgili çok işler düşüyor. Çok. Çok. Yani rampalar yapılıyor bilinçsizce mesela. Hı hı. Yani e, asansörler her yere konması lazım, konulmuyor. Onun için de yani iyi bir e, etütten sonra bu tür işlerin yapılması lazım. Evet yani bu do işleri, çok doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Çok iyi bir etüt yapılması lazım. Ondan sonra da bir takım şeylere karar verip sonra da harekete e geçmek, geçmek lazım. lazım. Yani gelişmiş ülkelerde... Hangi ülkeler engelliler altyapı problemini iyi çözmüşse oraya bakıp yani ben araştırma yapmadım ama tahminim İskandinav ülkeleri, Amerika, İngiltere, Almanya bunlar çok ileride diye düşünüyorum. E bunun bir araştırmasını yapıp gidip onların üzerine gidip onlar neyi iyi yapmışlarsa bizim de aynısını yapmamız lazım. Bir rampa yapıyoruz biz merdiven çıkmaktan daha zor oluyor yani Doğru. yapmış olmak için yapmamak lazım. Doğru çok doğru söylüyorsunuz. Peki biraz daha gerilere gidersek eğer tabii ki sizi rahatsız etmeyecekse. Tabii tabii kesinlikle Siz e, ne zaman anladınız? Ben engelli olduğumu 7 yaşında anladım. Ben 6 yaşında ameliyat oldum zaten hiç yürüyemiyordum 6 yaşına kadar. 6 yaşında hiç, hiç yürümediniz mi? 6,5 aylık doğdum ben prematüre oksijen eksikliğinden dolayı onun için 6 yaşına kadar hiç yürüyemedim. 6 yaşında ameliyat oldum ve yürümeye başladım 7 yaşında da okula başladım. Okula başlayınca hep benim yanımda hocalarım bana göz kulak olurdu ve hatta bir yardımcım da vardı yanımda böyle bana göz kulak olabilmesi için hep kenarlardan yürürdüm ki çünkü çok zor yürüyordum. Hı hı. Yürüyebiliyorum derken tam dengemi sağlayamıyordum. Hep kenarlardan duvara tutunarak yürürdüm. Kenarlardan yürürdüm ki düşmeyeyim. Çocuklar, çocuklar, beni düşürmesin diye. Peki arkadaşlarınız da tabii o sırada farkındaydınız değil mi? Tabii bir... farkındaydım. Onlar tabii ki bana pek bir şey hani sana ne oldu falan derlerdi. Ben de işte ayağımda bir problem var derdim. Biraz üzülürdüm ama yapabileceğim bir şey yok. Hani çocuğum hiç beden eğitimi derslerine katılamazdım. Spor yapamazdım. Ondan sonra ip hayatımda ben mesela ip atlayamadım. Ama babamın çok desteği oldu bana. Babam 14 yaşlarında bana yani tabii ki hatta 14'ten Peki o yaşlardayken yani mesela hani O yaşlardayken de babam bana hep yani kızım üzülme yani işte böyle oldu ama çok şükür imkanımız var. Ondan bak ameliyat oldun ileride daha da fazla e, imkanlar olur. İnşallah tıp gelişir, düzelirsin. ki nitekim öyle olduğu zaman Hı -hı. içerisinde daha da çok ameliyat olup daha da başarılı daha, e, yürümeye başladım. Ondan sonra yani bu başımıza geldi ama Allah'ın takdiri hiç yapabileceğimiz bir şey yok. Ondan sonra e, falan dedi ama tabii ben o yaşlarda tam algılayamıyordum 7 8 yaşlarında çok ufak oluyorsunuz. Tabii. tabii. Anlayabildiğim kadarını ancak anladım. Fakat bunu belli aralıklarla babam bana hep tekrar ederdi. Yani 14 15 yaşlarında daha tam algılayabildim. Tabii ki Anneniz? annem annem bu konuya pek değinmiyordu çünkü annem çok hassas bir kişi. Ondan sonra zaten bir de benim bir erkek kardeşim var biliyorsunuz aramızda 6 yaş var. O da işte e, engelli olunca, ondan sonra annem çok hassas. E, beni daha çok e, babam eğitti. Yani bunu açıkla ve gururla söyleyebilirim. Her şeyimle bir anne gibi babam ilgilendi. Okulumla, sağlığımla, her şeyimle. O da dediğim gibi annem daha çok Metin'le ilgilendiği için, bir de benden sonra Metin olduğu için, e, onun için... E, bu mesela küçüklük yaşlarında, yani çocukken siz sizde e, işte diğer çocukları da görüyorsunuz okula gidiyorsunuz her türlü şey yapıyorsunuz. Bir burukluk yarattı mı Dilek Hanım? Kesinlikle. Yani spor yapamamam, o çocuklarla ip atlayamamam, beden eğitimi derslerine katılamamam ve hep ben büyüklerle beraber olmak zorunda kaldım spor yapamadığım için. Onun içinde e, tabii ki e, çok çabuk algınlaştım diğer çocuklara Hı -hı. nazaran.